Kucak dolusu selamlar sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bu saate kadar çalıştık. Ama insan severek yaptığı işte yorulmaz. Ve o işi yaptıkça gençleşir. Severek yaptığınız işte zaman ilerledikçe gençleşirsiniz. Zaman ilerledikçe bereketiniz artar. Zaman ilerledikçe sevdiğiniz işte yürürken zamanınızın bereketi de artar. Zaman içerisinde zamanınız olur. Ne zaman yoruluyor? Sevmediği işi yaparsa yoruluyor. Ama sevdiği işi yapıyorsa ben bunu iş olarak kabul etmiyorum. Ben yıllardan beri böyle bakıyorum olaya ve 19 yaşından beri severek yapıyorum işlerimi. Dolayısıyla keyif alıyorum. Keyif aldığım için zaman ilerledikçe çalışma diye nitelendirdikleri şeyi keyif alarak yapıyorum, hobi olarak yapıyorum. Dolayısıyla siz de böyle bakın. Bugün böyle doğaçlama biraz konulara gireceğim. Seanstan yeni çıktım. Yüreklerine dokunduk. Elhamdülillah. Çok mutlu oldular. Çok dua ettiler. Şimdi ben ne anlatacağım? Konu şu. İnsanlar neden erken ölüyor? Yani ortalamadan daha erken ölen insanların istatistiklerini okuyacağım size. Kimler 10 sene erken ölüyor? Bu konuyu açmak istiyorum. Geçen biraz bu konuyu açmıştım. Bu ara şunu da söylemek istiyorum. Bazı derdi olan arkadaşlar hani diyor ki hocam benim bu problemim var, şu problemim var, işte bereketsizlik var yazmış mesela. Hocam diyor hesaplıyorum diyor borçtan dertten kurtulmak için sonraki ay geliyor işin içinden çıkamıyorum diyor, tamam mı? Ne yapmam lazım, problemlerini nasıl çözerim? Veya diyor ki adam işte benim şöyle bir problemim var, böyle bir problem var. Herkes problemlerini söylüyor ve buna çözüm arıyorlar. Ben de diyorum ki bak senin çözüm birden böyle sihirli değnek değil. Yani birden bir şey çözülmez. Öyle bir çözüm varsa, birisi çözüm sunuyorsa uzaklaş. Kaç oradan, tamam mı? Sihirli değnek gibi veya mucize hap, bunlar yok. Bunlar filmlerde, dizilerde, masallarda oluyor. Dolayısıyla benim sana sunacağım çözüm şu. Senin için, hepiniz için diyorum bak. Senin için Ahmet, Mehmet, Kemal, Kamil fark etmiyor. Senin için ben 1500 tane video yaptım. Bunu ekstra yıllardan beri yapıyorum. Bu videolar senin için, seni harekete geçiren, senin ruhuna hitap eden, senin gönlüne hitap eden 1500 tane video yaptım. Nereden? YouTube'da yaptım, Instagram'da yaptım. Senin yapacağın çok basit. Sabah 3 tane. Bak sabah 3 tane. Öğlen 3 tane. Akşam 3 tane. Yatmadan önce videoları izle. Hani diyor ya benim işte şöyle bir sorunum var. Hocam böyle bir problemim var. Şu derdim var, bu derdim var. Bu arkadaşlarıma tekrar çözüm söylüyorum. 1500 tane video yaptım. Senin için özel. Bu videoları senin için yaptım. Böyle kabul et. Türkiye'deki arkadaşımız da ne ki ben mesela Türkiye'deyim diyor. Bana ne tavsiye edersin? Sabah 3, öğlen 3, akşam 3. Ama sadece beni izleyeceksin. Bak 3 ay beni izle Allah'ın izniyle. Seni ileri taşıyacak çünkü. Ömrün uzayacak. Bak açık ve net söylüyorum. Neden? Çünkü gönlüne iyi gelecek, ruhuna iyi gelecek. Kafadaki karışıklıklar gidecek. Senin için hazırlandı çünkü. Ama bu 3 ay veya 6 ay bu videoları izlerken başka dizileri hayatından çıkarman lazım. Hele Türk dizileri. Çok berbat. Çok kötü. 2. Haberleri çıkaracaksın. Yani dışarıdan şu bardağı boşaltman lazım. Yani şu bardak var ya. Bunu boşaltman lazım. Ben içerisine bir şey katmak istiyorum çünkü. Anlatabildim mi? Bunu boşaltman lazım. Neyden? Dizileri çıkaracaksın. Haberleri çıkaracaksın. Kötü arkadaş, böyle seni negatif etkileyen, şomazlı, muşmulat suratlı, mezar taşı gibi suratı olan arkadaşlardan vedalaşacaksın. Vampir gibi enerjini çeken arkadaşlarla güle güle diyeceksin. Ondan sonra göndereceksin. Veya mesafe koyacaksın, kendini kilitleyeceksin veya gözlerinle yüzüne, gözüne bakmayacaksın, alnına bakacaksın. Uzaklaş biraz, anlatabiliyor muyum? Biraz rahatla. Şurayı boşalt. Kafayı boşalt ki benim videolarım izlediğinde sana etki yapsın. Derdi olan kim varsa, dünyada sevdiğin arkadaşlar, dostların, sıkıntısı olan, gelmiş sana dert anlatıyor. Ne diyeceğim ona? Sabah 3, öğlen 3, akşam 3 videosunu izle. 3 tane video izle ve 3 ay izle. Haberleri çıkar hayatından, dizileri çıkar hayatından. Şomazlı, muşmula suratlı, mezar taşı gibi suratı olan arkadaşlardan vedalaş. Öyle diyeceksin. Bunu yap, bari ya Allah'ın izniyle. Senin artık bütün kafan rahatlıyor. Hep negatiflere odaklanmıştı ya. Hep böyle problemleri görüyordun ya. Birden çözümler gelmeye başlayacak. Bak tekrar söylüyorum. Çözümler gelmeye başlayacak. Dertlenen arkadaşlar, hocam yalnızım nasıl yapacağım diyen arkadaşlar veya sitem eden arkadaşlar, ağlayan küçük Emrah'ın ikiz kardeşi olan Müslüm Baba'nın müziklerini çok dinlemiş veya Orhan Baba yandık bittik batsın bu dünyayı diyen bu sitem eden arkadaşlar var ya, bu arkadaşlar için de söylüyorum. Hepsi için söylüyorum, tamam mı? Bakın kafayı boşaltmanız lazım. Kafayı boşaltmanız lazım. Nasıl boşaltacaksınız? Bu dediklerimi terk ederek.
başka YouTube videoları da izlemeyin. Yani hani bu evrene enerji gönderenler var ya, uçuk kaçık böyle spiritüel tiplerden uzak kalmanız lazım. Acıların çocuğu mentalitesinden çıkman lazım. Yani bardağı boşalt ki ben oraya bir şeyler katayım. Emin ol, bak açık ve net söyleyeyim. Bütün arkadaşlar bunu söylüyor bana. Hocam ondan sonra çözümler gelmeye başlıyor diyor. Bak o zaman çözümler gelmeye başlıyor. Kendiliğinden size artık çözümler gelmeye başlar. Bereketiniz artmaya başlar. Huzur artmaya başlar. Çünkü biz hep çözüm odaklı bir şeyler anlatıyoruz. 1500 tane videoda. Bak hiç problem anlatmıyoruz. Çözüm odaklı. Çözüm. Nasıl yaparsın? Nasıl olur? Nasıl kazanırsın? Nasıl bereket kazanırsın? Nasıl hayatını güzelleştirsin? Nasıl çocuklarına faydalı olursun? Nasıl geleceğine, ahiretine faydan olur? Nasıl insanlığa faydan olur? Şimdi arkadaşlar soruyor ya. Hocam param olmadan nasıl olacak? Yok para yok. Ya zaten buradaki 1500 tane video parayla değil ki. Odaklanarak izlediğinde bereketin de artar, paran da artar. Kapılar açılmaya başlar. Biliyorum ya, ama odaklan sadece. Bak sadece odaklan. Binlerce insan eğitimimize katıldı. Hayatları nasıl değişmiş? Burada ispatı var. Şimdi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Şifa Allah'tandır. Biz kimseye tedavi yapmıyoruz. Hastalığı konuşmuyoruz. Bizim işimiz kişisel gelişim, yol ve yöntem göstermek. Dolayısıyla bizim elek, elek var biliyorsunuz. Herkes elene elene geliyor bize. Pat diye bir kişiyi eğitimimize almıyoruz. Elerek geliyoruz. İnşallah bu dediklerimi yaparsınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.